Merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul Müzik Festivali bu yıl 49. yaşını kutluyor. Peki bu yıl festivalde neler olacak? Birbirinden önemli sanatçılar klasik müziği salonların dışına taşıyacak. Efuz Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Gerçekten 49. İstanbul Müzik Festivali. İstanbullular için, belki de aslında Türkiye için çok önemli bir festival. Ve bu yıl 49. yaşında. Böyle bir programa baktığımız zaman da o kadar güzel bir seçki hazırlamışsınız ki. Şimdi siz festivalin direktörü olarak, öncelikle ben hemen zaten temayı görünce, temayı da söyleyeyim izleyicilerimize. Başka bir dünya mümkün. O kadar güzel ki. Yani bu yaşadığımız kötülükler içerisinde hepimiz için bir umut oldu. Nasıl belirlediniz? Yani gerçekten siz de bizimle aynı duygular içerisinde mi? Başka bir dünya mümkün dediniz. Evet, aslında festival temaları birkaç yıl öncesinden belirleniyor. Tıpkı programın oluşturulmaya başlama süreci gibi. Bu temaya karar verdiğimizde sene 2018'di. İklim krizi çok uzun yıllardır devam ediyor biliyorsunuz, ancak müthiş bir ekolojik tahribat ve onun sonuçlarını da bu son zamanlarda çok hızlı bir şekilde görmeye başladık. Dolayısıyla bu tema iyice yerine oturmuş oldu. Dediğiniz gibi o güzel hissi yaratmak ve bir umut vermek istedik ama şuradan başlayayım. Özellikle son 1,5 yıldır yaşadığımız pandemi nedeniyle gördük ki kim olursanız olun, hangi statüde, nasıl bir hayatın içinden geliyor olursanız olun, birlik, beraberlik ve dayanışma olmadan ayakta kalmamıza imkan yok. Diğer taraftan salgın, seller, yangınlar, savaşlar ve bunlara bağlı olan iç göçler nedeniyle insanlık korkunç bir tahribatın ortasında ve çok büyük bir çaresizliğin içerisindeyiz aslında. Kültür ve sanatın toplumda yaratabileceği farkındalıktan yola çıkarak bir farkındalık yaratmak istedik. Aynı zamanda bu konuya dikkat çekmek istedik. Ama her şeyden önce bir umut aşılamak istedik, bir değişim başlatmak istedik. Hala bu dünyada başka bir dünya mümkün. Bir B gezegenimiz yok. Doğanın sahibi, hükümdarı değiliz. Sadece ufak bir parçasıyız. Bunu anlamamız gerekiyor ve bundan sonrası için geleceğimizi ona göre şekillendirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Hem salgınla hem de şu anda içerisinde olduğumuz orman yangınlarıyla aslında bu dediğiniz şey o kadar doğru ki doğanın sadece bir parçasıyız ve ona çok iyi bakmamız gerekiyor. Evet, ekosistem ne yazık ki bozuldu. Fakat buradan hala bir dönüş var. Büyük devlet yöneticilerinin ve kanun yapıcıların ve yöneticilerin aslında bu bilinçle bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Biz de bu mesajla, müzikle, sanatla bir farkındalık yaratalım ama umut da aşılayalım istedik. O yüzden hiçbir şey için geç değil. Hala başka bir dünya mümkün. Her zaman sanatçıların, aydınların dile getirdiği konular, belki de ilk kez hani bu konulara uzak olan insanlar için, içerisinde oldukları için çok büyük olarak gözüküyor ama
sürekli bunlar dile getiriliyordu. Belki de o anlamda da biraz hani sanatçılara da biraz daha çok fazla kulak verir mi yetkililerde? Bu da bizim bir temennimiz, umudumuz olsun. Evet, yani hem izleyicilerimizi, hem paydaşlarımızı, hem yerel yönetimleri hep birlikte bir dönüşüme çağırıyoruz. Çünkü bu bir anda olacak bir şey de değil. Ama bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın önümüzdeki 3 yıllık stratejik planında da bu var. Bir değişim dönüşüm yaratmaya çalışıyoruz. Hem ofislerimizde hem yaptığımız etkinliklerle bir farkındalık oluşmasını sağlayacağız diye umut ediyoruz. Peki o zaman hemen festivalin programına geçmek istiyorum. Şimdi geçtiğimiz yıl festival yapıldı. Hani hem online hem fiziki olarak. Biz o zaman da bir araya gelmiştik, söyleşi yapmıştık Harbiye Açık Hava'da. Bu yıl hani normalleşmeye geçtiğimiz, hani salgın halen devam ediyor ama bir takım yasaklar kalktı ve seyirci sanatçı sahnede bir araya gelebilecek. Nasıl oldu? Ben özellikle hani sizin deneyimlerinizden bunu sormak istiyorum. Gerçekten hani seyircisiyle buluşmak isteyen sanatçı, sanatla buluşmak isteyen seyirci, nasıl hazırlıklarınız oldu? Şimdi geçtiğimiz yıl iki tane fiziki etkinlik yaptık, doğrusunu söyleyeyim. Onun dışındaki bütün konserlerin izleyicisiz olarak kaydını alıp bir özel bir platformdan bu yaptığımız konser kayıtlarını bir dijital platformdan açtık izleyicimize. Ve son 1,5 yıldır da hepimiz ruhumuzu bir şekilde iyileştirmeye çalışıyoruz. Televizyonlardan, internetten konserler izliyoruz, filmler izliyoruz. Fakat fiziki bir ortamda bir kültür sanat etkinliğine katılmak, o büyülü anı hep beraber yaşamak, müziği canlı dinlemek çok başka bir deneyim. Bunu hepimiz çok özledik. Hem izleyiciler tarafında hem sanatçılar tarafında. Dolayısıyla bu sene aşılanmanın da hızlanmasıyla etkinliklerimizi yapabilecek hale geldiğimizde, özellikle açık havada yapabilecek hale geldiğimizde dedik ki neden olmasın? İstanbul Müzik Festivali tarihinde ilk kez tamamen açık havada düzenlenecek ve tüm mekanlarda pandemi koşullarına uygun olarak tasarlandı. Sosyal mesafeye dikkat edilecek şekilde izleyici alanı tasarlanacak, tüm önlemler alınacak ve müzikle buluşacağız. Peki neler olacak programda? Gerçekten hani baktım ama gerçekten çok çok önemli isimler var. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi çok önemli Türk lokal orkestralarımız var. Tekfen Filarmoni Orkestrası ile festivali açacağız. 18 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda orkestra Rus piyanist Anna Vinitskaya'ya eşlik edecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın özel bir seçkisi var festival programımız içerisinde. İki ayrı konserle yer alacak Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası. Bir konserde yine Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda Gürcü piyanist Katya Buniyatişvili'ye eşlik edecek. Bir diğer konserde de Unique Maximum Açık Hava sahnesinde Litvanyalı akordeon sanatçısı Martinas Levitskis'le bir piazzola akşamı yaşayacağız. Bunun dışında geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle mesleğini icra edemeyen, özellikle kadrosuz müzisyenlerden oluşturduğumuz bir topluluk ortaya çıktı. Festival Orkestrası. Aslında bu, çok önemli gerçekten. Evet, bu da bir dayanışma göstermek amacıyla aslında ortaya çıkardığımız bir topluluk oldu. Bu orkestrayı bu yılda festivalde canlı olarak izleyeceğiz. Berlin Filarmoni Orkestrası'na kabul edilen ilk Türk kadın keman sanatçısı olan Hande Küden'in solist olarak yer alacağı bu konserde Festival Orkestrası yer alacak ve Saint Benoît Lisesi avlusunda gerçekleşecek bu konser. Bağımsız müzisyenler. Evet, herhangi bir kuruluşta bir kadrosu olmayan, serbest olarak çalışmalarını sürdüren freelance diye tabir edilen İngilizce deyimiyle diyeyim. O müzisyenlerden oluşturduğumuz bir topluluk. Onların bir konseri olacak.
Ünlü İtalyan barok topluluk Accademia Bizantina'yı ağırlayacağız. Avusturyalı mezzo-soprano Sophie Renner'le sahnede olacaklar. Aynı zamanda orkestranın konzertmeisteri Alessandro Tampieri de yine kemanıyla ikinci bir solist olarak bu konserde yer alacak. Bu konser İtalyan Sarayı'nın bahçesinde gerçekleşecek. Saraylardan bahsetmişken hemen Fransız Sarayı'na geçelim. Fransız Sarayı'nın o büyülü ortamında da Meksika-Lübnan kökenli Fransız genç piyanist Simon Grechi'yi izleyeceğiz. Simon Grechi de müthiş parlayan bir yıldız. Klasik müziğin rock yıldızı diyorlar kendisine. Bunun dışında ünlü piyano ikilimiz Ufuk Bahar 4. sahnede İsyan projesiyle yine San Beno Lisesi'nin avlusunda olacak. Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta Borisan Quartet ve Fransız klarnet sanatçısı Paul Meyer harika bir boğaz manzarasının önünde şahane bir konser sunacaklar bize. Four Seasons at Bosphorus Otel'in terasında yine iki konserimiz var. Bunlardan bir tanesinde Modigliani Quartet yer alacak. Bir diğerinde ise Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz'ın kaleme aldığı ve dünya premieri olacak bir konserimiz var. Bu konserde bu sene UNESCO tarafından bir anma yılı olarak belirlenen Anadolu'muzun kadim ozanı Yunus Emre'ye adandı. Çok renkli bir program hazırladık. Yunus Emre'nin o güzel hani ezgilerini, belki sözlerini Şirin Pancaroğlu'nun o muhteşem arpıyla birlikte. Evet, yepyeni müzikler yazdılar. Yepyeni nefesler ve eserler seslendirilecek ve bunların dünya premieri gerçekleşecek. Hazır premierlerden başlamışken hemen Fazıl Say konserine evet, değinmek istiyorum. Ben de oraya gelecektim. Çünkü o da beklenen, geçtiğimiz sene olamayan, gerçekleşemeyen konser değil mi? Evet. Fazıl Say bu sene Kazal Quartet ve Friedemann Ahorn'la sahnede olacak ve kendi eserlerini seslendirecek. Bu konserde Yürüyen Köşk adlı eserini dinleyeceğiz ve aynı zamanda Kaz Dağları için bestelediği Kaz Dağları Sonatı'nın Türkiye premieri olacak. Fazıl'ın bir de sürprizi var bizlere. Covid döneminde, pandemi döneminde yazdığı son eseri Yeni Hayat adlı yapıtının da dünya premieri yerini gerçekleştirecek. Bu konserde 19 Ağustos'ta yine Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Aslında Efruz Hanım siz anlatırken dünyanın ve ülkemizin çok önemli müzisyenleri, bir de İstanbul'un çok güzel yerlerinde o güzel hani hem müzik hem o güzel ambiyansla, belki bazen tarihi, bazen de hani muhteşem doğasıyla olan yerlerde, yani İstanbullulara güzel bir hani evet, konser... Evet, izleyicilere dört dörtlük bir konser tecrübesi yaşatmak istiyoruz. Çünkü zaten biliyorsunuz İstanbul Müzik Festivali'nin biraz alameti farikası diyelim. Şehrin kültürel mirasına dikkat çekmek için şehrin en güzel tarihi mekanlarını kullanıyoruz konser alanları olarak ve her sene o mekanlara da bir yenisini ekliyoruz. Bu anlamda da İstanbul çok zengin bir kent ve bize müthiş bir sahne sunuyor. Bu sene de ilk defa tamamen açık havada olacak konserlerde ilk defa kullanacağımız mekanlar var. Peki Efruz Hanım, şimdi klasik müzik festivali denince ben aslında biraz klasik müziğin ülkemizde tam da karşılığını bulmadığını düşünüyorum. Aslında konserlere gittiğimizde o kadar, yani gerçekten herkesin büyük ilgiyle dinlediğini ve o konserlerin belki de bir yıl boyunca hani aylarca merakla beklendiğini biliyoruz. Ama biraz aslında belki de medyada karşılığının olmamasından dolayı hep şunu da düşünüyorum. Yani aslında medyanın görmediği, yani kendi görmediği şeye insanların da ilgisinin olmadığı diye düşünülüyor. Siz ne dersiniz, yani gerçekten bu biraz aşıldı mı peki bu son zamanlarda? Şimdi klasik müzik sevgisinin ve ilgisinin ben kolay kolay ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Çünkü şöyle düşünün, herhangi bir stresli ortamda insanlara klasik müzik dinletilir. Aslında o dinlediğiniz pek çok melodiyi bilirsiniz. Belki kimin bestesi olduğunu bilmezsiniz ama pandemi döneminde şöyle bir araştırma da var. Çeşitli müzik yayını yapan platformlarda özellikle bu 1,5 sene içerisinde
klasik müzik dinleme oranının arttığı tespit edilmiş. Buradan da şunu çıkarabiliriz aslında. Klasik müzik insanın ruhuna gerçekten iyi gelen bir tür. Evet. Fakat şu bir gerçek. Bundan bir 15-20 yıl öncesine kadar televizyonlarda çok daha fazla yer alırdı. Bizler Hikmet Şimşek'in hazırlayıp sunduğu klasik pazar müzik pazar konserleriyle büyüdük. Televizyon kanallarında çok daha fazla klasik müzik konserleri yer alırdı. Bu bir şekilde maalesef ülkenin kültürel ortamındaki o değişimle birlikte bir miktar azaldı zannediyorum ama bence bu ilgi ve sevgi bitmeyecek. Aslında buradan da bir çağrıda bulunmak istiyorum ben ailelere. Çocuklarını özellikle klasik müzikle ya da herhangi bir müzik türüyle, kültür sanatla, sinemayla, tiyatroyla, dansla olabildiğince erken yaşta buluştursunlar ve onları hayatlarının bir parçası haline getirsinler. Çünkü bunlar insanoğlunun hayatını zenginleştiren, ruhunu yücelten konular. Çok önemli. Yükseltecek. Kesinlikle. Belki de hani bu kadar yaşadığımız kötülüklerin hiçbiri yaşanmayacak. Hani insan ruhuna iyi geldiği için bir sanat dalıyla ilgilenmek. Mutlaka. Evet. Doğayla ve müzikle iç içe bir yaşama ihtiyacımız var. Ancak o zaman insan olmanın erdemini anlayıp, sindirip daha iyi nesiller yetiştirebiliriz diye düşünüyorum. Peki Efuz Hanım, sizin biraz deneyiminizden bahsetmek istiyorum. Yani klasik müzik izleyicisinin hani yaş ortalaması, gençlerin klasik müziğe ilgisi. Gerçi aslında pandemi biraz da bizler için biraz milat da oldu. Çünkü her şey değişti aslında. Belki de hiç dinlemek istemeyen insanlar, örneğin ilk başlarda işte pandemi olduğunda İtalya'da sokaklarda insanlar hani müzikle şifa bulmaya çalışıyorlardı. Bizim ülkemizde de o hani müziklere aşina oldular, dinlediler ve gerçekten düşünsenize büyük bir kilisede konser verildi ve dünyaya hani o moral olsun diye. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü şöyle bir şey, bir yandan hani bir tezatlık da var. Hani klasik müziğe ilginin olmadığını düşünüyoruz ama genç de müzisyenler yetişiyor. O orkestralarda genç müzisyenler çalıyorlar gerçekten o enstrümanları. Doğru. Şimdi şöyle bir gerçek var. Evet, klasik müzik izleyicisi tüm dünyada aslında yaş ortalaması yüksek bir tür. Bunun şundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Her ne kadar gençlik dönemlerinde insanlar klasik müzik dinlese ve çok farkında olmadan içten içe sevse de onu sindirmesi ve ondan daha büyük bir haz duymaya başlaması için belli bir olgunluğa erişmesi gerekiyor zannediyorum. O yüzden herhalde belki biraz o yaş ortalaması yüksek gibi kalıyor. Yani klasik, bütün o klasik eserleri aslında herkes biliyor. Bir yerde duyduğunda o kulak aşinalığı mutlaka var. Dileğimiz elbette daha genç yaşlardan itibaren gençlerin, çocukların dünyasına girebilmesi. Ama ben klasik müziği herkesin içten içe çok sevdiğini düşünüyorum. Evet evet. Çünkü biz genel sanat yönetmeni Cem Mansur'la konuştuğumuzda onlar da bu yıl Senfonik Yaz diye bir etkinlik düzenlediler. Orada da gerçekten aslında farklı deneyimler, belki de hani ilk kez karşılaşacak o müzikle olan gençler vardı ve onların ilgisi vardı. Gerçekten belki de hani salonlardan çıkartıp açık havaya çıkartmak müziği daha çok kişiye ulaşmasına neden olacak. Yani evet, çağ değişiyor. Bizim de onu yakalamamız lazım. İşte kravatla, papyonla, döpyesle gideceksin ve kıpırdamadan bir klasik müzik konserinde nefes bile almadan izleyeceksin. Kurallarını biraz kırmak lazım. Biraz daha çağı yakalaması lazım. Daha insanların kendisini rahat hissedebileceği açık alanlarda ya da işte başka disiplinlerle birleşerek multidisipliner işlerin daha fazla yer alacağı şekilde eğer planlarsak bence insanların çok daha fazla ilgisini çekecektir. Bizim de çalışmalarımız bu yönde ilerliyor.
İstanbullular rahatlıkla ulaşabilecek mi bu konserlere? Çok onların bütçesini sarsacak mı bu konserler? Şimdi eminim ki bizi dinlediklerinde merakla beklediği sorulardan biri de bu olacak. Evet, farklı kategorilerde biletler var. Daha alt seviye kategorilerdeki biletlere de ulaşabilir izleyicilerimiz. Aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın bir Lale Kart programı var. Yıllık bir üyelik karşılığında tüm konserlerde %25 oranında bir indirim sağlanıyor ve çok farklı yerlerde de çeşitli indirimler, avantajları olan bir üyelik programı bu. Ama bunların ötesinde şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Ücretli konserlerin yanı sıra şehrin pek çok noktasında ücretsiz konserler de düzenliyoruz. Kamusal alanlarda Yıldız Parkı gibi, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı gibi çeşitli parklarda da ücretsiz konserlerin yanı sıra özellikle bu sene çocuklar için çok enteresan etkinlikler planladık. Çeşitli atölyeler ve konserler yer alacak. İşte canlı müzik dinlerken resim yapacaklar. Dans ve terapi atölyeleri, ritim ve dans atölyeleri olacak. Biraz terapötik yaklaşalım. Onlar da çünkü çok zorlandılar bu dönemde. Onlara da iyi gelsin diye böyle çeşitli projeler geliştirdik çocuklar için. Bunların tamamı ücretsiz ve rezervasyon üzerinden gerçekleştirilecek. Şimdiden aslında başlamaları gerekiyor. Evet, yani müzik.iksv.org adresimizden lütfen izleyicilerimiz programımızı ve yan etkinliklerimizi incelesinler ve bilhassa ücretsiz etkinliklere katılmaya çalışsınlar. Peki, ben çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Festival ne kadar sürecek? Evet, 18 Ağustos'ta başlıyoruz. 16 Eylül'e kadar devam edecek. 14 farklı mekanda toplam 20 konser sergileyeceğiz. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Festivalde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hem bu güzel sohbet için hem de hazırladığınız güzel festival için. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. İstanbul'da değil, Bodrum ve Ayvalık'ta da klasik müzik severler festivallere doyacak. Değerli sanatseverler, hoş geldiniz. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Gangster müzikaliyle gerçekleştirildi. Just singing and dancing in the rain. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya premieri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan Gangster müzikali, döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle Amerika'nın büyük buhran günlerini sahneye taşıdı. As we know, who's there? Hunger! Oh, hunger! See how love lies at the door. Money makes the words go round, the words go round, the words go round. Money makes the words go round. Ankara Devlet Opera ve Balesi modern dans topluluğunun caz, big band, tap, rock and roll, charleston ve twist dansları Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin değerli sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Putin on a race. 18.'si bu yıl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 9-17 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan festival, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan Harem'le devam edecek. Thank you.
Sabancı Vakfı'nın 14 yıldır desteklediği Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Ayvalık turnesini tamamladı. Orkestra Ayvalık'ta 7. Uluslararası Ayvalık Müzik Akademisi Müzik Festivali'nin açılışında Ayvalık Amfiteyatro sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 14. yılını kutlayan orkestranın heyecanına sanatseverler büyük bir ilgi gösterdi. Her yıl 100'e yakın genç sanatçının yer aldığı orkestrada bu yıl pandemi nedeniyle 44 sanatçı yer aldı. Türkiye'nin çeşitli konservatuar bölümlerinden seçilen öğrenciler klasik müziği sanatseverlerle bir araya getirdi. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası 23 yıldır yüzlerce genç müzisyene destek olan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi tarafından düzenleniyor. Yaşadığınız şehrin ışıklarını yakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.